Fractis'ten selamlar. Bugün biraz konseptimizde değişiklik yaptık. Dedik ki neden beraber oyun oynamıyoruz? Ve ineceğiz. Beraber oynuyoruz da yani oynamıyoruz. Evet, sen evden aynen öyle. Ben evden oynuyorum. Bu yüzden Injustice'de birbirimizi dövmeye karar verdik. Evet. Ben oyunlarda yani dövüş oynanında çok başarısızımdır. Onu söyleyeyim. Topa yiyeceğim için. Ben de Xbox'a çok alışık değilim. O yüzden topayı ben yiyeceğim. Ötülemiyoruz. Topayı ben yiyeceğim. O belli. Peki. Bir de Injustice Gods Among Us'tan biraz bahsedelim birbirimize girişmeden önce. Bu oyunun esprisi ne Can? Bir söyle. Bu oyunun esprisi... Sen oynadın bitirdin çünkü. Evet. Bu oyunun esprisi şu. Daha önce DC ve Mortal Kombat'ın bir araya geldiği bir dövüş oyunu vardı ama hani ne tam DC gibi ne tam Mortal Kombat gibi olabildiği için çok arada derede kalmış başarısız bir oyundu. Evet. O yüzden Mortal Kombat'ın yapımcısı hani bu sefer hakikaten DC evreninde geçen doğru düzgün bir dövüş oyunu yapalım demiş. Ortaya da Injustice çıkmış. Gördüğünüz üzere DC'nin birçok favori kahramanının ve benim bilmediğim karakterler de var. Evet yani hiç daha önce duymadığım kahramanlar da var burada. Ben bir de şey taktım. Mesela Aquaman var. Aquaman ben esmer diyebiliyorum. Sarışın falan öyle bir şey ya var. Ya onların birçok farklı şeyleri var aslında. Hani seriden seriye göre farklı şekillerde bu. İfade edebiliyor. Kostümleri, tipleri ona göre biraz değişebiliyor. Hatta birkaçının alternatif karakter olarak farklı serilerdeki halde açılabiliyor daha sonra. Hayal bu ya. Uçabildiğin kadar uç. Peki şeyde sorayım. Tek kişilik senaryosu var. Tek kişilik senaryoyu biraz anlatsana. Ne var ne yok. Tek kişilik senaryosunda şöyle. Joker bir şekilde Superman'i ilaçla şey yaparak, ilaçlayarak. Kırmızı rötte şampuanı giyerek. Göz uzuna ilaç atarak. Superman'in Louise'i ve Louise'in karnındaki kendi çocuğunu öldürmesini sağlıyor. Doomsday'ı sanarak. Ooo. Evet. Yani Superman Doomsday sanıyor. Aha. Nasıl oluyorsa artık o kısım bende pek oturmadı oluyor. Ama. Öyle oluyor. God of War'da da oluyor. Öyle oluyor bir şeyler. Bunun üzerine Superman kontrolden çıkıp Joker'ı öldürüyor. Zaten oyunun ilk 5 dakikasında falan görüyorsun bunları videoda. Ha. Ondan sonra Joker'ı öldürdüğü için ondan sonra iyice kontrolden çıkıyor. Siz madem kendi kendinizi yönetemiyorsunuz. Bu arada pardon söylemeyi unuttum. Louise'le birlikte Metropolis'in nüfusunun da neredeyse tamamı nükleer bir patlamada yok oluyor. Yine Joker'in sayesinde. Bunun üzerine hani siz madem kendi kendinizi yönetemiyorsunuz, ben de çok süper olduğuma göre neden ben sizi yönetmiyorum diye yönetimi eline alıyor. Üstün insan. Ama işte bu Darkseid'a geçişi oluyor aynı zamanda. Ondan sonra işte diğer kahramanlardan bazıları korkudan Superman'e katılıyor, bazısı karşı çıkıyor. Gönüllü katılan yok mu? Hepsi korkarak mı katılıyor? Spoiler vermeyeyim. Bir, yani tamam söyleyeyim. Yani, tiranlık kuruyor adam sonuçta. Oluyor yani. Aynen süper öyle. Süper tiranlık. Evet. Peki. Ya çok özel bir olayı yok açıkçası senaryonun. Hani ben yaklaşık 10. dakikada aha sonunda da şöyle olur zaten dedim. Aynen öyle oldu. Ama hani... Ne kadar sürede bitiriyorsun? Çok uzun değil. 2-3 saat falan sürüyor. Ama ondan sonra tekrar oynamak için bir sebep var mı oyun içerisinde? Tekrar yani eğer hani böyle canın birilerini pataklamak istiyorsa böyle sıradan oynayıp gene şey yapar. Eğlenceli o açıdan. Sen PlayStation'da mı oynadın? Evet. PlayStation'da oynadın. İnternetten falan da kapışabiliyorsun yine. O kısmı denemedim henüz de. İstersen kapışabiliyorum. İşte böyle farklı kostüm falan filan oynadıkça level atlıyorsun. Level atladıkça işte farklı kostümler açılıyor falan filan. Tamam, yani klasik dövüş oyunu yani. Şunu söyleyelim, biz Xbox oynuyoruz şu anda oyunu. O yüzden hani yeni ofiste oynamaya başladığımız için açıdan öyle pek bir şey gösteremeyeceğiz çünkü. Ya zaten şey hani yok. Şu anda bütün karakterler açık gene, sadece kostümler açılıyor. O yüzden hani onlar yok şu anda. O zaman en tipik iki karakterle ben başlamasıydım. Sonra en favori karakterim olup bir de orada sopa yiyeceğim. Önce burada başlayalım. Ben Superman'im, sen Batman'sin, gel değişelim. Öyle miyiz? Peki. Yok. Değişelim. Ben Batman çok alayım. Batman şeyim ama Superman alayım senin için. Tamam ben o zaman Batman aldım. O zaman Batman. Senin mekanında mı kapışalım benim mekanımda mı? Senin mekanında kapışalım çünkü orası enteresan. Kapışalım. Şeyde söyle istiyorsan mekanda da etkileşimler var. Onu bizzat göstermeyi planladım. Tamam peki sustum. Ben öyle birkaç defa yanınca başıma gelince bazı şeyler. Can bunu nasıl yaptın? Abi şu taşıya basıyorsun sağ ol Can. Arada yedim ateşi ama kafama.
Tukum terziler nasıl para kazanır işte, evet. Böyle. Yazık oldu. Batman. Begin. Begin demek kolay. Ben ne yapacağımı biliyor muyum? Bilmiyorum. Oh. Ben de zaten yapmak istediğim komboları bir türlü yapamıyorum Xbox'ta. Savunmak güzeldir ama en iyi savunma saldırıdır can. Fıtıf. Bir şey yaptım ama ne yapmadan fikrim yok. Ayağını kırdım ama. Şöyle Batman onu yaptığı zaman pelerinini şöyle yapıp kendini koruyor. Sen o sırada ona vurursan counter ataklıyor o şekilde. Hmm. Of, yerden yere vurma herhalde kelimesi bu oluyor. Ama vuramadım, gene vuramadım. Nefesimle boğarım seni, bırakmayacağım da. Ağzım kokuyor can. Soğuk, yemeğini ısıtıp yememiştim. Ya gene sopa. Ah, süper geliyor. Süper. Mesela burada neye atabiliyorsun kafama, bir şey var mı senin? Ha, işte onu diyordum. Nasıl yapıyorsunuz bunları? Ben de öğrenmek istiyorum. Zıplayıp şuna basıyorsun. Tamam, zıplayıp basıyorum. Daha doğrusu şu an... şurada çıktığı zaman, şu bak benim sol köşede çıktı. O çıktığı zaman hani ona bastığın zaman yapabileceğim bir atraksiyon var demektir. Ha, mesela şu anda var. Hatta izin vereyim, vur. Wow. Babanın göğsünden sektirdim seni, inmiş. Gelmem ki. Sen de beni yakarsın. Bir şeyler yaptım ama ne yaptım, daha bir bilinçli bir şey yaptım söyleyemem canım. Onu sana çok net söyleyeyim. Senin kesinlikle bilinçli dövmüyorum. Ya zaten şey hani... Kaynak makinesini açtın, oldu mu? Her şekilde öğrenebiliyorsun bilmesen bile, rastgele bir şeyler basarak bile. Klasik. Haa, bir şey yaptım. Bir daha yapayım. İki tane sağlıkları var. İkisine de boşaltman gerekiyor şey olma, yenmek için. Hmm. Bir tanesini bitirdim az önce benimkini. Yo baby. Ya ama ıskalamasaydın da gösterseydik şunu can. Yani göstermek istiyorsan sonra vur, sen vur bana hadi ha. Yerden yere. Buna bayılıyorum ya. Süpermeninki harika. Bir tanesini daha oynarken göstermişsin. Yerin dibine sokup dünyanın merkezine koyup geri getiriyor. O da çok keyifli. Ama Superman'inki cidden çok keyifli ya. Mortal Kombat'ta hani böyle çok hani X-ray'ler vardı. Hmm, kemikleri falan kırıyordu. Evet. Dağıtıyordu ağız yüzü. Bunda da işte böyle hani süper kahraman olduklarını iyice kafana kazıyan özel hareketler var daha çok. Select the new fighter. Artık ben alayım. Adamıma geçiyorum. Alayım kızımı ben de. Ha, Catwoman'ı mı alıyorsun o zaman? Catwoman'ı aldım. Bak. Yakın dövüşe yakın dövüş. Tam bir daha bas. Ben bir daha basayım. Catwoman da biraz şey ya, böyle fazla donanmış gibi. Hani orijinal Catwoman'ın çizimlerinden bildiğim en fazla ucundan bıçak çıkar diye biliyorum. Burada bildiğim pençe var yani. Ya dediğim gibi onun birçok farklı seride birçok farklı... şekli var. Üstü başı var hanımefendi. Zaten burada şey yürüyüşü var ya. Şu dur onu göstereyim ne olur. Göster gel. Böyle şeyde yürüyor sanki. Ya can var ya, sana hiç güven olmasa. Çok korkunç bir rakipsin. Birbirimize vuramadan. Göster yani. Bana göster bana. Hadi bakalım. Catwoman kamçı falan atabiliyor. Onu bir öğrenebilsen bak, bir de böyle güzel bir hareket hareketlere var. Hareketlere bakabilirsin istiyorsan. Yok ya. Bak bana, bak ondan da sopa yiyebilirim. Çok süper sopa yedim. Anneciğim. Can'la kapışırken bir defa Can'ı tek hareketle gelmişti. Beş defa arka arkaya aynı vuruşu yaparak. Lütfen bloklama. Ya bir defa bloklama. Bloklama. Yaşasın. Vurabildim Can'a. Bir defa çayı düzeltiyor. Hop. Tamam, bundan sonra ölebilirim. İlk barını indirebileceğim. Kolay kolay sanmam ben seni.
Ama ya arkaya attı. Ama sen yapıyorsun. Ben aslana gelince niye arkaya atıyor? Hah, oh be. Çok mutluyum. Bak ne güzel kamçı atıyor abla da onu ben bilmiyorum nasıl yapabilirim. Bak şimdi. Fight fire with fire. Of, çok acımasız bu ya. Evet, gördüğünüz gibi videomuza sponsor olarak bir petrol şirketini aldık. Hoppa, geçmiş olsun. Petrol şirketi derken? Motosiklet mezunu harcıyor. Yoksa başka bir şey mi harcıyor? Elektrikle çalışıyor. Aman çevreci kahraman. Evet, aklıma şey geliyor, çevreci kahraman diyecek. Green Lantern. Green ya. Ben de favori karakterlerimden biri olan Green Arrow'u alayım o zaman. Al o zaman. Sen kimi alacaksın? Ben Batman aldım da şu Batman'in arabayla uçurmasını falan göstereyim. Çok eğlenceli orası ya. O zaman Wayne Manor yapalım. Tamam. Yani zaten Superman'in uzaya çıkarıp dünyaya geri döndürmesinden sonra Batman'inki bence en eğlencelisi. Bu hareketlerin bir ismi var mı? Finish mi ne? Finish de değil bu. Süper hareket diyelim. Falan desek herhalde. Vay, burada neler var? Dur bakalım. Burası işte Bruce Wayne'in malikanesi. Eski arabaları falan var. İzine ok yemek ister misin? Arrow to the knee. Aa, seni niye yakalayamadım? Yakalıyordum abi seni, ne güzel. Green Arrow da baya... Ben yaptım gene. Kesin evet. Ben yaptım. 15 tane şeye bastım. Ama... Çok güçlü belik benim, vurabilmem lazımdı. La. Green Arrow biraz yavaş mı? Tam aksine aslında hızlı bir karakter de sıkıştırdın beni orada. Ha. Tamam, senin olayın zaten mesafe koymak. Aa, ne güzel kaydım ben. Söyleyeyim mi? Ne? Geri ileri A. Geri ileri A. Bir dakika, B oldu. Tam yapıyordun da. Bak şimdi. Bak dizinde ok var. Allah. Ohoho baby. Geri ileri A. Bir işe yaramıyor ki geri ileri A. Çünkü zıplıyorsun. Şu tarafa doğru gelsene sen biraz. Ha, ne yapacağım bakalım. Merhaba. Evet, RB. Bir şey yapacaksın. Ohoho. Anneciğim. Oo. Ya asla bir adama böyle üstten dalmayacaksın. Şu benim hatam işte. Oradan adamın tepesine inmeyeceksin kardeşim. İnince yok. Oho. Oo. Şunları atabiliyor olmam lazım benim. Nasıl atıyorum bilmiyorum ama. Neyleri? Bu tepeme aldığım fela var ya. Nasıl yapmak istediğim şeyi yaptım ben. Süper, tamam. Of 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 of. Of. O zaman mimarlar odası şu an gayet mutlu. Büyük finali yapayım ben. Ne oldu? Ah, yapmadı. Canım az olduğu için ilk patlamada öldüm. Ama şöyle bir hata var, benim sana araba yollamam lazımdı, onu gösterecektik. O zaman rematch diyelim. Rematch diyelim, onu da göstereyim ben. Zaten oynamaya doyamadık biz seninle. Evet ya, bu video kaç saat olacak çok merak ediyorum. Ama hani hakikaten şey, bir arkadaş ortamında tam gidecek bir oyun olmuş. Ya bir de şimdi biraz onu konuşalım. Yani şey, oyunun ben mekaniklerini çok beğendim. Ya hala hani bir şey, Mortal Kombat özellikle çok oynadıysan... Ben sana çok söyleyeyim mi? Mortal Kombat'tan daha çok yapabileceklerimi burada yapabiliyorum. Mortal aynı Kombat'ta şeyi, yapamadım ben. Aynı şeyi enteresan bir şekilde kız arkadaşım da söyledi. Ha, değil mi? Böyle daha bir karaktere hakimsin abi. Mortal Kombat'ta böyle hani kafana böyle basıp bazı şeyleri yapabiliyordum. Gerçi ben senin ne yaptım, her dövüşte onu yapıyorum ayrı konu ama kafama böyle basarak. Al işte birbirimizi aynı anda vurduk. Ben yanlış yerde vurmaya çalışıyorum sana da. Böyle sen de alışmaya başladın. Yok bakalım. Canım tamamen şey, sanatsal çalışma. İki tane yedim. Hah, şu işte ya, bunu çok seviyorum. Oo, oh, oh, oh. En favori olan
Evet. Bu süper ya. Bunu göstermek istiyordum. Tamam can, ölebilirim artık. Öyle çabucak bırakmak yok. Oo, güzel kombolar. Vallahi yaptığımı bilmiyorum ki. Bilinçli olarak yapmıyorum bunları. Vallahi bilinçli olarak yapmıyorsun da şu anda öndesin. Evet ama işte geçici bir şey bu. Ah, zıplayamadım. Bünyer oyunda mesela böyle çeşitli otları var. Elektrikli, buzlu falan. Bunlar enteresan olmuş. Çok zıplıyorum ben ya. Buz okumu atacaksın. Öyle yapacaktık da yemedim. Onun yerine şöyle bir ok ikram edeyim ben sana. Aa, süpermiş. Bunu görmemiştim. Buraya bakalım kim kazanacak. Çok heyecanlı bir noktadayız. Beni bayağı zor duruma sokacak şimdi. Ama ne yapayım yani. Onu kullanmayı çok seviyorum. Yok canım, ben herhalde hadi öleceğim. O diye yapacak bir şey yok da. Yukarıya baktın mı sağlıklarımızın? Abi ne fark eder ki? 2-3 vuruş öndesin yani. Şimdi ben bir tane buz ok yerim. Bak işte kurtaramadım, gitti. Bu kadar kenara sıkıştım. Yok abi, ben dövüş oynanında hiçbir zaman çok başarılı olamadım yani. Ama öğreniyorum bunu yavaş yavaş. Biraz kandilavan yapmışım, evet. Yedim biraz de. Derken? Terziler ve Mimarlar Odası bizi çok sevecek. 5. seviyemizi de aldık burada. Bunu elimizden alın bizim. Bırakamayacağız. Herhalde şu ana kadarki en uzun videolarımızdan biri olacak. Evet, öyle olacak. Bilemedim ama parmağım acıdı. Ama bir şey söyleyeyim. Sen PlayStation kumandasına kadar sevsen de ben bundan çok seviyorum. Bundan daha zor. Şöyle, PlayStation kumandasında daha rahat combo yapabiliyorum. Daha dar olduğundan mı? Belki de ama hani şey, PlayStation'da oynadıktan sonra bir süre sonra mesela ellerim acımaya başlıyor. Bunda gayet daha hani tuşlar daha yumuşak. Daha ergonomik bu. Elin daha büyük. İşte hani belki alışsam bunda da daha rahat yaparım da bunda sürekli hani mesela aşağı ileri X falan yapmaya çalışırken böyle zıplıyorum falan arada saçma sapan bir şekilde. Tabii ben hayatım boyunca aşağı ileri X yapmaya çalışmadığım için şu bilinçli olarak ben daha training'imle oynamadım, onu çok net söyleyeyim. Neyse, bu videonun sonu gelmez. Evet. Biz oynamaya devam ediyoruz. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kim alıyorsun şimdi? Vallahi bilmiyorum.